Hayır. Berbat bir fikir. O dediğini zaten yaptım. Fotoğraflarını yaydım. Nandini her şey olabilir ama ahlaksız olamaz. Anladın mı ne demek istediğimi? Nandini tam böyle şey ideal neydi o kelime? Hizmetkar ev kadını. Aynen, hizmetkar ev kadını. Son derece ahlaklı. Onun ahlaksız olduğunu kanıtlamam imkansız. Bir kahramana katil demek gibi bir şey. Ama evet. Nandini'yi geri getireceğim. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağım. Sen şey yap. Ya da neyse ben hallederim. Sen sadece hazır ol. Tamam. Hadi sıkışalım. İyi şanslar. Sen o şansı karıma dile, bana değil. Sıkıca çekip denesene, o zaman açılır. Kunal, bence yardım diye bağırsak iyi olacak. Korktuğumuz başımıza geldi. Kapının açılması için birinin dışarıdan itmesi lazım. Yoksa zor açılmaz. Bak. Nandini'nin ahlaksız olduğunu nasıl kanıtlayabilirim? Kunal, bence imdat diye bağırsak iyi olacak. Yoksa kimsenin geleceği yok. Kimse burada kilitli kaldığımızı fark etmeyecek Nandini, ve sonra... Tamam, panik yapma. Birini arayıp çağırırım, tamam mı? Sıkıntı yok, hadi. Ne oldu? Oh Tanrım. Telefonum dışarıda. Seninki nerede peki? Çantamda. Çantan nerede? Dışarıda. İmdat! İmdat! Kimse yok mu? Yardım edin, imdat! Lütfen biri kapıyı açabilir mi? İmdat!
Rajdip? Ne yapıyorsun orada? Asansör şu tarafta. Ben sanki içeriden birinin bağırdığını duydum. Belki yardım lazım olabilir diye düşündüm. Yeni kiracı taşınıyor. Normal öyle sesler duyman. Sen şimdi onu boş ver de bence Nandini iyi düşün. Tamam, gideyim ben o zaman. Tamam. Baksana, nane şekerin var mı? Nane şekeri yok ama karanfil var. Versene. Al. Sağ ol. Tamam. Görüşürüz. Bekçi. Güvenlik. Kimse yok mu? Yardım edin, kilitli kaldık. Kapı kilitlendi. Hey bekçi. Kunal. Ya kimse yardıma gelmezse? Daha ne kadar kilitli kalacağız? Nandini, endişelenme, tamam mı? Molly hastaneden çıkar çıkmaz buraya gelecek. Yedek anahtar var onda zaten, tamam mı? İyi de işi kim bilir ne zaman bitecek. O zamana kadar sen ve ben... Başka çaremiz yok Nandini. Tekrar deneyeceğim. Bekçi! Güvenlik! Kimse yok mu? Bekçi! Güvenlik! Kunal, sen de seslen. Çok garipsin Kunal. Kalkmış bir de gülüyorsun. Ben burada stres içindeyim oysa. Affedersin, kusura bakma. Aklıma bir şey geldi de. Ondan güldüm. Aslında anlatsam sen de gülersin bence. Affedersin. Kusura bakma. Anlatmamı ister misin? Bir düşünsene. Öyle bir hikaye ki her yerde anlatılamaz. Fırsat bu fırsat. Başıma gelenler atar. Ne oldu? Boş ver, kötüydü. Unutalım gitsin. Ne geldi başına Kunal? Anlatsana. O zamanlar ben öğrenciydim. Bir gün dersi kırayım ve oturup tek başıma çalışayım dedim. Bir ara balkona çıkmam gerekti ve balkon kapısı birden kapandı. Yurtta kimse yoktu. Bağırsam bile hiç kimse duyamazdı yani. Çünkü herkes derse gitmişti. Bekçi vardı aslında ama herhalde bir yere gitmişti, bilmiyorum. Zaten ihtiyaç anında kimse olmaz öyle durumlarda. E'si balkon o kadar sıcaktı ki güneş başıma geçecekti. Odam 7. kattaydı. Kurtulmak için nasıl atlayacaktım ki oradan? Sonra? Ne yapabilirdim ki? Hiçbir şey yapmadan oturdum balkonda. Güneşten bacaklarım yanmaya başlayınca bir bacağımı ötekinin üzerine koydum ki daha dayanmasın. Tabii bütün gün sürdü bu. Sürekli bir bacağımı ötekinin üzerine atıp durdum. Bütün gün kendime lanet ettim. Keşke dersi kırmasaydım. Ne ders çalışabildim ne de uyuyabildim. Sonra ne oldu? Sonra olanlar oldu işte. Ne oldu? Dersler bitince kızlar bizim yurdun önünde toplandı. Şanssızlık işte. Neden şanssızlık? Yardım etmişlerdir işte, öyle değil mi? Evet ettiler ama yine de şanssızlık işte çünkü... Çünkü? Şey... Evet. Boş ver ya. Ya söylesene. Ve neden şanssızlık? Şey... Ben... Aslında... Evet. Sadece iç çamaşırımlaydım. Yurtta kalan bütün kızlar balkonun altında toplanmıştı. Bana bakıp... Orada durmadan güldüler. Yardım filan da eden olmadı. Resmen alay konusu olmuştum orada. Düşünsene, adım balkondaki çıplığa çıktı. Daha sonra hocalar durmadan balkondaki sen miydin diye sorup durdu. Kızlar beni görünce kendi aralarında dedikodu yapıp balkondaki çıplak geçiyor filan diyordu. (Gülüyor)
Ne oldu konu? Anne, ne işin var burada? Büyük ya da küçük, sonuçta gelinim operasyona girecek. Evde duramazdım. Anne. Ne oldu? Bir sorun mu var? Anne, bu operasyonu Kunal'dan saklamakla yanlış bir şey yapmıyorum, değil mi? Yani doğum kontrolünü devre dışı bırakıyorum ya. Söz konusu aile olunca ikimizin de söz hakkı var. Bak, Kunal neyi bekliyordu? İşte sen o beklediği hayali tamamlamak üzeresin. Eğer ona iki haber birden vereceksen sorun nedir anlamıyorum. Hı? İnan bana, bu güzel haberleri duyunca havalara uçacak. Ben sadece Kunal mutlu olsun istiyorum. Yüzü her zaman gülsün istiyorum anne. Dert etme kızım. O yüzden endişelenmeyi bırak. Ve operasyona için rahat gir. Tamam mı? Ben dışarıdayım, seni bekliyorum. Teşekkür ederim. Buradayım, hadi. O... Orada. Şurada. Baksana. Ne orada? Ne oldu? Kertenkele. Kertenkele mi? Kertenkele. Bak orada işte, orada. Doktor bey, yoksa kertenkeleden mi korkuyorsunuz? Yo, ben bungee jumping bile yaptım. Dağdan aşağı atladım ben bir kere. Korkmuyorum ki, ne korkayım? Ne olacak? Ama kertenkeleden korkuyorsun. Derin dalış bile yaptım. Ama kertenkeleden korkuyorsun. Hey, ben motor yarışına bile katıldım. Deniz paraşütü, yamaç paraşütü. Rafting bile yaptım ben, her şeyi yaptım. Ama yine de kertenkeleden korkuyorsun Kunal. Evet, biraz korkuyorum işte. Ne olmuş yani? Baksana, çok ürpertici bir şey. Şşt, çekil. Ne güldün sen ya? Sen korkmuyor musun yoksa? Nandini, yardım et lütfen. Durdur şunu, gelmesin. Gerçekten kertenkeleden korkuyor musun? Baksana, peşimden geliyor. Ne yapıyorsun? Neden elinle tutuyorsun? Ay! Teşekkür ederim. Ah! Tanrı'ya şükür. Çok tehlikeli yaratıklar bunlar. Başka yok değil mi? Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim. Şimdi tam zamanı. Bir daha böyle bir şansım olmayabilir. O yüzden bugün söyleyeceğim. Teşekkür ederim Kunal. Beni can kulağıyla dinledin. Bana çabucak bir ev buldun. Bir dediğimi asla ikiletmedin bana.
Bunun için teşekkür etmene gerek yok Nandini. Hayır, gerek var. Bazı şeyler bizim kontrolümüzde değil. Evdeki hesap çarşıya uymayabiliyor. Ama sen ve Molly benim için çok şey yaptınız. Bana yardım etmek için sınırları zorladınız. Ve ben sadece izledim. Ağlama Nandini. Yeni bir hayata başlayacaksın. Yeni hayaller kuracaksın. Eğer gözyaşı dökeceksen yeni bir hayatın ne manası var? Teşekkür etmene cidden gerek yok. Ben sadece mutlu olduğunu görmek istiyorum. Her daim mutlu olmalısın. Her durumda özgür olmalısın sen. Benim tek arzum bu işte. Doktor hanım, bugün de siz hasta oldunuz. Acımı dindirirken lütfen, lütfen dikkatli olun. Elbette. Tebrik ederim doktor hanım. Bu operasyondan sonra çocuk sahibi olmanıza bir engel kalmayacak. Teşekkür ederim doktor. Plan bu zaten. Dua edin de bir an önce olsun, olur mu? Kunal'la ailemizi büyütebilelim istiyorum. Yeni bir sayfa açabilelim. Yeni hayaller kurabilelim.
Hava karardı Kunal. Molly de hala dönmedi. Daha ne kadar kalacağız? Çoktan gelmiş olması lazımdı. Neden gelmedi anlamıyorum. Ya işi hala bitmedi ya da... Bir şeyler yapmalıyız. Ne oldu? Ne arıyorsun sen? Çok çok karanlık da ben o yüzden düşündüm ki şey şurada. Klostrofobin olduğunu biliyorum. Karanlıkta kalınca strese girdiğini biliyorum Landi. Merak etme, ben şimdi hallederim. Tanrım, burada da hiçbir şey yok. Nandini. Çok şükür operasyon çok iyi geçti. Bekliyorum. Kunal'la dünyaya getireceğiniz miniğimizi ne zaman kucağımıza alırız acaba? Artık acele edin. Ben daha fazla beklemek istemiyorum. Bu arada ben bir an önce torunumu kucağıma almak istiyorum. Anne. Kunal nerede? Hmm. Kunal. Kunal. Kime sesleniyorsun? Evde benden başka kimse yok ki. Herkes beni yalnız bırakıp ortadan kayboluverdi. Bugünü evde geçirmek istemişti. Nerede olabilir? Sabahtan beri yok. Bu arada Nandini de ortada yok. Piramila ise hiç sorma bana. O da mı gelmedi? Al bakalım. Teşekkür ederim. İyi de Kunal da Nandini de sorumluluk sahibi insanlar. Neredeler ki? Hatırladım. Kunal'ı arayıp Nandini'nin evine göndermiştim ben. Aman iyi. Yapılacak bir iki iş vardı ama çoktan dönmeleri gerekirdi. Kaç saat geçti? Kunal'ı arayayım ben. Molly arıyordur herhalde. Thank you.
Cevap vermiyor. Ne oldu? Cevap vermiyor. Nadine'i arayacağım. Nadine de açmıyor. İkisine de ulaşamıyor musun? Arıyorum ama açmıyorlar. Bir daha arayayım. İyi de neden? Gidip baksam iyi olacak. Eve daha yeni geldin ama. Hemen dönerim, merak etme. Kızım, nereye gidiyorsun? Ben de seninle geleyim. Anne, iyiyim ben. Küçük bir operasyonda, merak etme lütfen. Ne fısıldaşıyorsunuz öyle? Bana da söyleyin. Hadi bakalım. Önemli bir şey değil büyük anne. Annem yok yere geriliyor. Ben bir gidip bakayım, olur mu? Sen büyük annemle kal anne. Ben hemen döneceğim. Onunla kalmaktansa yalnız kalırım daha iyi. Nadine. Lütfen Kuna. Beni dinle Nandini, bak. Ne yap ne et. Beni çıkar buradan. Lütfen. İkimizin de telefonu çaldı değil mi? Arayanın Molly olduğundan eminim. Ama eğer panik oluyorsan lütfen söyle, ne panik olur. Panik falan olmuyorum. Ben iyiyim. Buradan çıkmak istiyorum. Sadece buradan çıkmak istiyorum. Bekçi! Bekçi! Kimse yok mu? Nandini. Yüce Tanrım, umarım Kunal ve Nandini iyidir. Birlikteydiler. Çok gerildim şimdi. Kunal yanındaysa ona sahip çıkabilir. Dikkat et Kunal. Kunal, yanacaksın. Çekil lütfen, yanacaksın. Kunal, lütfen çekil.
uzaklaş buradan Kunal. Nandini, iyi misin? İyi misin? Sen iyi misin? Telefonlar da çanta da burada. Bu işte bir iş var. Thank you.
Kunal? Nandini? Buradasınız. Molly, şey bu koli yere düşmüştü. Çok ağırdı. Ben kaldırmak için uğraşırken tam o anda rüzgarın şiddetiyle kapı kapanıverdi işte. Sonra biz kapıyı açmaya çalıştık. O esnada da kapının kolu çıktı. Telefonlar da içerideydi. O yüzden arayamadık seni. İkinizi de aramaktan resmen harap oldum. Böyle bir şey olduğu düşüncesi aklımdan bile geçmedi. Aman Tanrım. Ben gelmesem resmen burada takılıp kalacaksınız. Biz de bu yüzden seni bekliyoruz. Nandini? Sarin nasıl yandı? Şey, mum devrilince tutuştu. Bir şey oldu mu, iyi misin? Ben iyiyim. Nandi, tek başına kalabilecek misin? Yalnız kalacağını düşününce korkuyorum. Durmadan bunu düşünüyorum. Bence bu taşınma fikrini bir daha düşünmelisin Nandi. Endişelenme Molly. Ben hallederim. Neyse ki Kunal buradaymış. Eğer aynı sorun ikimizden biri burada yanında yokken yaşanırsa ne yapacaksın o zaman? Benim için çok şey yaptınız Molly. Ve önünde sonunda kendi kanatlarımla uçmayı öğreneceğim. Tek başıma yaşamayı da öğreneceğim. Belki biraz zaman alacak. Ama mutlaka öğreneceğim. Evdeyken kaç defa aradım ama bir türlü açmadınız. Çok korktuk. Annemle büyükannem aramaktan helak oldular. Hadi eve gidelim. Tanrı'ya şükür ikiniz de iyisiniz. Gidelim mi? Hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.